Halk gerçekten kendi kendini yönetebilir mi? Çoğunluktaki vatandaşların yaptığı seçimler diğer vatandaşların hayatlarını nasıl etkilemektedir? Ülke vatandaşları gerçekten bir seçim yapar mı? Ülkemizin de seçime gittiği 2023 yılında birçok haber görmekteyiz. Seçim anketleri, seçim vaatleri, mitingler, sokak röportajları ve daha fazlası. Peki gerçekleşen bu seçimler her zaman dürüst bir şekilde tamamlanmış mıdır? Dünyada gerçekleşen şaibeli seçimlerde neler olmuştur? Veya diğer ülkelerde seçimler nasıl yapılmaktadır? Bakalım dünya halkları gerçekten de seçim mi yapıyor? Oy vermeye gittiğinizde okul bahçesinde mangalların yakılıp ızgaradaki tavukların cızırtılarını duymak size neler hissettirirdi? İşte Avustralya tam olarak böyle yapıyor. Seçim günleri ülkeyi barbekülerden çıkan sosis dumanları sarıyor. Seçim sandıklarına ev sahipliği yapan kurumlar tarafından o kurumun yararına bağış toplanması amacıyla Demokrasi Sosisi adı verilen etkinlikler düzenlenmektedir. Belki de bu nedenledir ki Avustralya'da seçimlere katılım oranı %90 civarlarındadır. Oy pusulası önümüze geldiğinde çeşitli logolar veya insan yüzleri görmekteyiz. Peki tüm bu kutucukların yanına bir adet boş kutucuk konsa, pusulada oy vermek istemediğimiz bir aday gördüğümüzde bu boş kutucuğa basıp derdimizi anlatabilsek güzel olurdu. Kötünün iyisini seçmemize gerek olmazdı böylece. İşte Kolombiya tam olarak bunu yaptı. Bir belediye başkanlığı seçiminde 3 aday yarışıyor ve hiçbirine oy atmak istemiyoruz. Pusulanın üstünde bir de dördüncü kutucuk var. Bembeyaz. Hiçbir kartuşun kirletmediği bir kutucuk. Eğer en fazla oyu bu boş aday alırsa seçimler yeni adaylarla tekrarlanmak zorundadır. Böylece geçersiz oy veya sandığa gitmeme gibi durumlar ortadan kalkmış oluyor. Kolombiya'nın yanı sıra Yunanistan, İspanya, Ukrayna gibi ülkelerde de aynı uygulama gerçekleştirilmektedir. Oy kullanmayı çok farklı şekilde yorumlayan bir ülke. Eğer seçim günü bu ülkeye yolunuz düşerse bir camın yuvarlanma sesleri tüm ülkede yankılanmakta olacaktır. Bu ülkede oylar kağıt pusulaları ile değil bilye ile yapılıyor. Vatandaşlar tercih ettikleri adayı temsil eden bir bilyeyi demir bir oluktan aşağı yuvarlayarak oylarını kullanıyorlar. Yuvarlanan bilyeler bir tamburun içine düşüyor ve bu da oy verme eylemini kasabada gürültülü bir olay haline getiriyor. En fazla ses hangi bilyeden geliyorsa onun temsil ettiği aday seçimi kazanmış oluyor. Demokrasinin bu benzersiz örneğinin sonucu olacaktır ki ülkeyi 22 yıl boyunca tek bir kişi yönetmiştir. Demokrasiyi benimsemiş ülkeler, vatandaşlarının oylarını kullanması için tüm engelleri ortadan kaldırmalıdır. Peki seçim günü bazı vatandaşlar atmosferden kilometrelerce uzaklıkta ise? Dünya dışından ilk kez 1997 yılında NASA astronotu David Wolf, Rus uzay istasyonu Mir'den oy kullanmıştı. Astronotlar oylarını kullanmak için özel kimlik bilgilerini kullanıyor, ardından oy pusulaları dünyaya geri gönderiliyordu. Tarihin gördüğü en hileli başkanlık seçimi. 1927'de gerçekleşen başkanlık seçiminde iki aday yarışmaktaydı. İktidar ve muhalefet tarafı. O dönemde 15 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçimde iktidarda olan devlet başkanı Charles King 240 bin oy alarak rakibi Thomas Faulkner'ın 9 bin oyunu ezerek tekrar devlet başkanı oldu. Bu da demek oluyor ki Liberya'nın 1927'deki seçmen katılımı %1600'ün üzerinde. Bu seçim Guinness Rekorlar kitabında da kendine yer bulmuştur. ...1987'de yapılan seçimlerde Keşmir'de hile yapıldığını bizzat seçimi kazanan adayın kendisi açıklamıştı. Seçimi kazanan Faruk Abdullah, seçimlere hile karıştırılmadığını söylemiyorum ama ben hile yapmadım diyerek hile yapıldığını itiraf etmişti.
hileli bir seçimde hile yapmadan kazandığını söylemek ne kadar gerçekçidir, orası şüpheli. Ferdinand Marcos, 1965'ten 1986'ya kadar ülkeyi yönetmiş Filipinli bir siyasetçiydi. Yolsuzluk ve vahşet olaylarıyla bir diktatör olarak hüküm sürdü. Ülkeyi 1972'de sıkı yönetim altına aldı, medyayı susturdu ve muhalefet edenlere karşı şiddet kullandı. 1981 seçimlerinde Marcos'un 16 milyon oy farkla seçimi tekrar kazanması seçimlerde hile olduğunu halka gösterdi. Ardından 1986'da muhalefetin seçimi 700 bin oy farkla kazanmasına rağmen başkan tekrardan Ferdinand Marcos oldu. Daha sonra ülkede darbe yapılarak Marcos'un iktidarına son verildi. Uganda'nın devlet başkanı tam 37 yıldır değişmedi. Seçimlerin hileli olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ancak 2021'deki seçimlere bir bakalım yine. Uganda Başkanı Yoweri Museveni seçimden bir gün önce ülkedeki tüm sosyal medya platformlarını erişime kapattı. Rakibi Bobi Wine'ı seçimden önce tutuklattı. Seçimden sonra ise Bobi Wine'ın seçimlerde hile yaptığını söyledi ve seçimin tekrar edilmesini istedi. Tekrar edilse de bir şey değişmedi zaten. Museveni 37 yıldır ülkeye çökmüş vaziyette. Ve yine Afrika kıtasındayız. Avrupa Birliği'nin güvenilir değil dediği 2007'de yapılan başkanlık seçimlerini iktidarda bulunan partinin adayı kazanmıştı. Nijerya'da başkanlar farklı ancak iktidardaki parti aynı. People's Democratic Party tam 16 yıl boyunca iktidarda kaldı. Seçim günü oy pusulalarının yetersiz olması, sandıkların geç açılması, oy kullanmaya giden muhalefet yanlısı seçmenlerin yoldan geri çevrilmesi seçimlerin hileli olduğunun birer kanıtı olmuştur. Dünyada gerçekleşmiş hileli seçimlere baktığımızda önemli bir kısmının Afrika kıtası ve Asya kıtasında olduğunu görmekteyiz. Afrika'nın tüm dünya tarafından yıllarca sömürülmesi halkın açlık ve sefalet yaşamasına yol açtı. Asya ülkelerinin Rusya ve Çin gibi devler tarafından ezilmesi halkın özgürlüğünü kısıtladı. Yokluk ve cehalet ile savaşan bu sözde bağımsız ülkeler kendilerini yönetmesi için liderlerini dahi seçemiyorlar. Afrika'daki birçok seçimde katılım oranları %40'ı bile geçememektedir. İktidardaki yöneticilerin güç zehirlenmesinin bedelini halk ödemektedir.